Fetvalar hazır gıda hakkında. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Radiyallahu teala anna ve enkum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselama sormuşlar. Biz işte Yahudiler, gayrimüslimler ile komşuluk yapıyoruz bazen. Peki onların hınzır etini pişirdiği tencerede yemek pişirmek zorunda kalırsak pişirebilir miyiz? Daha doğrusu yemek pişirilebilir mi o tencerede diye soruyor. Elbette burada başkası yoksa onunla pişirebilir miyiz diye de tahlil edilecek ve başkası varsa, başka temiz tencere varsa onunla pişirilebilir mi? İki husus, iki hal ele alınarak fetva vermiş ulema. Biz hadis-i şerife bakarak fetva veremeyeceğiz. Müçtehit ulema o hadis-i şeriften şöyle fetva etmişler. Birincisi, eğer Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Eğer sizin elinizde başka tencere yoksa, Yahudi işte gayrimüslimin hınzır eti pişirdiği tencereyi su ile çaykalayın, işte su ile yıkayın, öyle pişirin demiş. Öyle buyurmuş. Ama gayrısı varsa, yani daha temizi varsa bu hınzır eti pişen tencereni kullanmak yasaktır. Ulemanın fetvası nedir bu hadis-i şeriften? Ulema diyor ki eğer diyor başkası yoksa, başka bir tencere yok ve sen hınzır eti pişmiş tencerede yemek pişireceksin. Onu yıkayıp yemek pişireceksin ama yıkasan dahi onu kullanman mekruhtur diyor. Başkası olmadığı için onu kullanıyorsun. Ama başkası varsa onu kullanman haram oluyor. Yani fetva böyledir. Peki şimdi burada biz kendimiz düşünmemiz lazım. Neyi? Bak, o hınzır eti pişmiş tencere yıkanıyor. Yıkansa dahi başkası yokken o zaman ancak kullanmak mümkündür. Yıkandıktan sonra orada o hınzırdan ne kadar madde kalıyor ki onu kullanmak mekruh olsun? Peki direkt senin tabağının içerisinde ya da yediğin ekmeğin içerisinde hınzırın maddesinin kendisi var. Buna nasıl cevaz verildi? Verilmesi mümkün. Yani verildi zannediyoruz. Bu birincisi. İkincisi, az olan şey diyor bazı ulema, az necaset, mesela namazdaki az necaset, namaz için bir kıyafet giydin ve orada az bir necaset var. O mafuun anh, yani af olunmuş necasettir. İşte belli miktardan azı af olunmuş necasettir. Onunla namaz kılabilirsin. Fetvası taamda da geçerlidir demiş bazı ulema. Bazı ulema hayır, taamda böyle bir az olan necaset mafuun anh sayılmaz. Yani o affedilmiş necaset sayılmaz diyor. Şimdi bu fetva nakledilmiştir. Fakat Hazreti Ali'nin kerremallahu vechehu, işte bir yere bir damla necaset damlarsa, ondan ot biterse ve o otu bir kuzu yerse ben o kuzunun etini de yemem diyen kavli vardır. Bu elbette veradır. Şüpheden dahi sakınmaktır. Necasetin tahavvül etti orada. Tahavvül etti, yani orada bir necaset değişti artık. Orada bir necaset kalmadı ama Hazreti Ali radıyallahu anh öyle sakındı. O zaman ben tasavvuf ehliyim, ben takva ehliyim diyenler böyle sakınması gerekiyor. Birçok ulemadan bazısı istihlal, yani maddenin değişimi fetvası ile işte velev ki hınzır tozu olsun yenilebilir diyen görüşü ileri sürmekte. Evvela şunu bilmemiz gerekiyor ki tüm ulemanın hülasası şu ki bu katkı maddeler yeni çıktığı için
Kitaplarda bunun delili gözükmemektedir. Yeni çıktığı için. Diye ulema öyle hulasa ediyor. Birçok ulema. Fakat kitaplarda bazı deliller vardır aslında. Mesela hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam hınzır pişmiş tencereden başka bir tencere yoksa o tencereyi su ile yıkayıp öyle kullanmayı talim buyurdu. Ve bu hadis-i şerife dayanarak ulema başka bir tencere yoksa hınzır pişirilmiş tencereni yıkayarak kullanmaya mekruh dediler. Kullanabilir ama mekruhtur dediler. Ama başka bir tencere varsa o tencereyi yıkayıp dahi kullanmayı haram dediler. Burada ne çıktı şimdi? Yıkıyorsun ama orada bir malum miktar kalıyor. Ve o miktar pişmiş oluyor. Yani değişecek, değişime uğrayacak. Orada bir yıkadıktan sonra zaten hiçbir şey kalmıyor. Ama ona bile mekruh dedi eğer başka bir tencere yoksa, hınzır pişmiş başka bir pişmemiş başka bir tencere yoksa, hınzır pişen tencere varsa eğer, sadece başka bir tencere yoksa, onu çaykalayıp yıkayıp onunla yemek pişirmek mekruhtur. Ama başka bir tencere varsa onunla yemek haram oluyor dedi ulema. Burada değişime uğrayacağı meselesi de vardır. Bu hadis-i şerifte değişime uğramakta. Bu bir. İkincisi, alimler diyor ki bazısı, işte o diyor tehevvüle uğradı artık, değişime uğradı o kısmı diyor. Onun için diyor hınzır maddesi olsa da yenilebilir diyor. Ama burada tamamen başka bir mesele vardır. Nasıl bir mesele? Necaset satanlara destek olmak ya da İslam diniyle mukatele, savaş halinde olanların ticaretine destek olmak. Temiz şey satıyorsa bile yasaktır. Ki katkı maddeleri üretenler İslam alemine düşmandır. Yahudiler falan. Temiz şeyleri bile ticaretine destek olmak eğer onun üreticisi İslam dininin düşmanıysa yasaktır ayet-i kerime ile. Ama üretilen şey temiz değilse, necaset ise, üretenler kim olsa olsun o üretilen şey necaset ise onun ticaretine destek zaten yasaktır dinimizde. Dinimizde zaten yasaktır o üretilen şey necaset ise. Bu üretilen necasete niye fetva ile destek veriyoruz? Tüketerek destek vermek, fetva ile destek vermek, üretilmesine en büyük desteği biz veriyoruz. Eğer fetva vermeseydik, cevaz verilmeseydi, tüketici tüketmeseydi, üretici üretemezdi. Böyle bir şeyin üretilmesini niye istiyoruz? İnsanlara faydası yok iken. Ki dinimiz kaldı ki işte sadece hınzır maddesi konuşuluyor fetva verenler tarafından. Hınzır maddesi konuşuluyor ve diğer maddeler fetva verilirken pek konuşulmamakta. Sertifika meselesine gelirsek, Gimdes fetva verirken şu maddeler zarardır, bu maddenin zararı azdır diye fetva veriyor, cevaz veriyor, helaldir diyor. Halbuki katkı maddelerin hiçbiri zararsız, tamamen zararsız denilemez. Kimyavi katkı maddelerin hiçbiri zararı azdır diye bunu Gimdes'in kimyagerleri bile tasdik ediyor. Gimdes'in kendisi de öyle diyor. Zararı az olan şey mubah olamazken siz onu helaldir diyemezsiniz. Eşyanın aslına bakarak hüküm verilmeyecek diye fetva naklediliyor bazı ulema tarafından. Mesela diyor üzüm aslında temizdir, helaldir. Fakat değişime uğruyor ve tehavvül ile şaraba dönüşüyor. Aslı temiz idi. Şimdi bunu
temiz diyebiliriz, diyemediğimiz gibi diyor. Hınzır da aslı temiz değil idi. Necaset-i ayn idi. Aslı zatı necis idi, necaset idi. Onu değişime uğruyor, helale dönüşüyor diyor bazı fetva verenler. Fakat bu fetvayı tarikat ehli kabul edemez. Niye? Tarikat yönünden muhakeme edersek bu fetvayı mide taam mehellidir. Oraya giren taam amele yansır, itikada yansır, amele yansıyan şey. Şüphe yiyen dinin tamamı şüphededir. Hatta gaflette yapılanı bile tarikat ehli tarafından kabul edilmemiştir, yenilmemiştir. Gaflette yapılan lokmadan siyah duman çıkar, feyiz kapısını kapatır, yiyen kişi gafil olur. Hatta evliyanın bazısı balık yememiştir. Niye? Zikri azaldığı için, gaflette kaldığı için onu oltuya düştü. Avlayan kişinin oltasına düştü. Onun için yemeyeceğiz demişler. Fakat şimdi bu hınzır değişime uğruyor kelimesi kitaplarda yani daha doğrusu günümüzdeki sisteğin maddesinin değişime uğradığı fıkhi kitaplarda gelmemekte. Dolayısıyla bu muasir ulemanın görüşüdür. Müçtehit ulemanın değil, günümüzdeki ulemanın görüşüdür. Hınzır'ın sisteğin maddesinin ekmeğin içerisinde tehavvüle uğradığı muasir ulemanın görüşüdür. Çünkü laboratuvara gidildiğinde laboratuvarda 90 %90 kısmı değişime uğramadığını ya da işte %25 kısmı değişime uğramadığını söyleyen kimyagerler vardır. Bu ispat edildi. Onun için tamamıyla tehavvüle uğradığı diye kimse söyleyememekte. Söylerse de yanılmış olur. İşin bu tarafını da göz ardı etmemek lazım. Niçin Hızır maddesinin katılmasına fetva veriliyor? Ülkede açlık mı var? Öyle bir zaruret mi var? Hızır maddesi olmazsa olmaz diye. Niye biz üretilen gıdayı istiyoruz? Herkes kendisi yapsın. Yani Allah Subhanahu ve Teala bize doğal gıdalar sundu. Niye onun muhteviyatını değiştirmemiz icap ediyor da cevaz veriliyor? Gıda sanayisine efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanından mı geliyor? İlla da hınzır katkı maddesi katılsın, işte kimyavi katkı madde katılsın diye. Yok. Hatta Ayşe validemiz işin aslına bakarsak eleği bile bid'at dedi. İlk bid'at elektir dedi. Elenmesini bile bid'at dedi. O zaman bu katkı madde katılması, işte gıdayı birkaç gün bozulmadan durulması, bekletilmesi bunlar tamamı sıhhat açısından, sıhhat hususunda zararlıdır. Sıhhata zararlı şey nasıl dinen cevaz verilebilmekte? Ya biz işte hınzır katkı maddesinin ticaretine cevaz veriyoruz. Hınzır katkı maddesinin ticaretine nasıl cevaz veriyoruz? Buradaki zarurat nedir? Allah Subhanahu ve Teala hılkat asliyesinin değişmesinin, hılkat asliyesi değişmesinin şeytani emel olduğunu söylüyor. Allah'ın nimetlerini küfre dönüştürenler hakkında ayet-i kerime vardır. Nimet var ortada ve o nimet Allah'ı zikreden bir nimettir. Onun içerisine biz habis şeyler katarsak o Allah'ı zikretmekten durur. Habis oldu artık o. Habis şeyi katmış oluyoruz. Manası habis oluyor. Ulemanın bazısı katkılı gıdaların cevazını
ruhsat olarak, yani ez-zarurat tubihül mahzurat olarak nakletmektedir. Dininin asli fetvası bu değildir, bu bir ruhsattır, bu bir çaredir diye nakletmektedir. Umum belvadır diye nakletmektedir. İşte bu noktada tamamı, yani tüm bu nakledilen cevaz fetvaları yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Nasıl yanlış olduğu? Çünkü çaresizlik yoktur ülkemizde, Türkiye'mizde ya da mesela Kuveyt'te 1995 22-24 Mayıs'ta tüm alimler toplanmışlar. Bu katkı maddelere ne yapacağız diye fetvaların içinde aynı fetvayı söylemişler. Eşyada asıl olan ibahedir. Haramiyet ispat olmadığı müddetçe işte ez-zarurat tubihül mahsurat kaidesi vardır. Mubah oluyor diye hulasalar nakletmişler. Halbuki orada yanılıyorlar. Niye orada yanılıyorlar? Çünkü Kuveyt diyen muazzam bir ülkede ya da diğer ülkelerde savaş olmuyor. İmkan geniştir. Doğalını yemekten bizi kim nehyediyor? Doğalını yemekten bizi kim niye alıkoyuyor? Niye şu bu gıda endüstrisi ile meşgul olan işte şirketler, firmalar için mi insan sağlığını harcamamız gerekiyor fetva ile? Harcanmasına cevaz verilmesi gerekiyor. İşte burada yanılıyor herkes. Herkes bu fetvaların tamamı burada yanlışa çıkıyor. Çünkü cevaz verilemez, çaresiz diye bir durum yoktur ortada. Çaresizlik diye bir durum ortada yoktur. İmam Rabbani Hazretleri'nin zamanında da şimdi çaresizlik var, şimdi ihtiyaç var, onun için faiz alabiliriz diye bazı ulema nakletmiş. İmam Rabbani Hazretleri demiş ki, zeylül ihtiyaç, yani ihtiyaç kuyruğu uzundur, sonu gelmez. İhtiyaç yoktur demiş ya. Ama ihtiyaç çoktur diye şunu alıyorsun yetmez, bunu alıyorsun çünkü her şey bir ihtiyaçtır demiş. Ama o zannettiğiniz ihtiyaçlar demiş, diyor, faizi helal edemez diyor. Rüstem'i yenmek için bir Rüstem lazım. Yani diye Mısır'a getiriyor. Rüstem isimli pehlivan yenmek için Rüstem isimli pehlivan lazım. Allah Teala bir şeyi helal ettiyse onu nesh etmek için bir ayet inmesi gerekiyor. Allah Teala faizi haram dediyse sen çıkıp da şu bu ihtiyaçlardan dolayı faiz helaldir diyemezsin diyor. Bir ayet inmedikçe faiz helaldir diye faiz helal diyemezsin diyor. Limen yusturra işte muhtaç olanlar işte şeriatın izin verdiği hususlar ise sadece ölüm kalımdır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Anlıyor musunuz? Sadece ölüm kalımdır diyor. Hatta muhtaç olan muhtaçların en muhtacı ölü kişidir diyor. Meyyit el meyyitu garikul mutagavvis kel garikul mutagavvisi işte denize batıp da yardım isteyen kişi gibidir vefat eden kişi. Bak ne kadar muhtaç. Sevaba muhtaç. Ona o zaman bu kadar muhtaçlığı onun o meyyitin bu kadar muhtaçlığı en büyük muhtaçlık ise o zaman ona sevap göndermek için faize bir şeyler satın alıp da insanlara dağıtırsak bu helal olması gerekiyor. Halbuki o sevap ona ulaşmamaktadır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani ihtiyacın en şiddetlisi ölen kişi de vardır ve o en şiddetli ihtiyaç dahi ölen kişi için faizi helal etmemektedir. Siz şu basit ihtiyaçlarınızla faizi helal olur zannetmeyin diyor koca İmam-ı Rabbani Kadısallahu sırrahul aziz. Sadece ölüm kalım yani hayati bir tehlike varsa orada o helal oluyor diyor İmam Rabbani Hazretleri. Şimdi gelelim tamam bu biraz tartışılır belki tartışabilir bazıları şu ihtiyaç da var şu da çok mühim gibi belki bazı ulemaların tartıştığı hususlar da vardır. Ancak şu noktada kimse itiraz edemez. Hangi noktada? Şimdi ülkemizde siyez unu satılıyor. Ona destek fetvaları verelim. Kara kılçık buğdayı satılıyor. Ona destek fetvaları verelim derken o fetvalara meyledelim. Yani sen alim isen ya da ben ilim ehliyim diyorsam mesela
Yani ilmi bir gururum var, ilmi namusum var, ben efendim hesaptan korkarım diyorsak, Piranımızın tavsiyelerini ispat edici fetvalara meyletmemiz gerekiyor. Bu tarafa değil, o bir tarafa meyletmemiz gerekiyor. İnsanlara zorluk çıkartma diyor bazı insanlar. Hayır, asıl insanlara zorluk katkılı gıdanı yedirmektir. Anlıyor musunuz? Asıl zorluk budur. Çünkü insanlar bu sefer hastalıktan kurtulamamaktalar. E ne güzel insanlara piyasaya çıktı mı her sokakta tertemiz unlar pişiyor, tertemiz ekmek pişiyor. Bu insanlara daha kolaylık değil mi? Fetva çıktı mı efendim insanlar bu tarafa yönelir, o tarafa giderken. Siyez unu var meydanda, ondan sonra karakılçık buğdayı var meydanda. Böyle bir ata tohum unları varken kendi eliyle yat diye hatta Yahudisi bile Hınzır'dan çok sakınan millet günümüzde Yahudilerdir. Hınzır'dan çok sakınıyor, Hınzır katkıları yemiyor. Biz Müslümanız diyoruz, Yahudi'den daha mı aşağıda kalıyor bizim hassasiyetimiz? Kolaylık hakkında konuşursak asıl kolaylık insana ilahi emanet alınca kolaylaştı diyor. İnsan cehul oldu, zalim oldu. Dağlara verildiğinde dağlar emaneti almadı. İnsan aldı, insan zalim oldu, cehul oldu ayet kelimesi hakkında. Müfessirler diyor ki, bunu da bir büyük alimden duydum. Kamil Mürşid Hazretleri buyurmuş ki, insan o emaneti alınca kendisine kolaylıklar zuhur ediverdi diyor. Görüyor musunuz? Ben bu işi yapacağım diye karar verdin mi kolaylıklar zuhur ediveriyor. Kolaylık zuhur ediveriyor. Ve men a'ta ve ettaka ve saddaka fesen yessiruhu lil yusra ve emma men bakhile ve istagna ve kezzebe bil husna fesen yessiruhu lil usra. Bakhil olan kişi için, kazıp olan kişi için istigna içerisinde ben böyle bu şeylere, bu takvayı ihya etmeye ihtiyacım yok diyen nefisler için elbette zor gözükür. Aslında bir işin ehemmiyet elzemiyetini tahakkuk ettirdi mi o iş kolaylaşır o kişiye. Diyor Kamil Mürşit Hazretleri. Zalet meşakkatü tekalifi şer'iyet en ehlullahi li farti muhabbetuhum iyyahu subhanehu ve teala. Ehlullah'tan meşakkat zail oluyor. Tekalif-i şer'iyenin meşakkatı zail oluyor. Ne demek? Şeriatın asli ahkamıdır takva. Şer'iyetimizin asli ahkamı nedir? Haramdan sakınmak. Şer'iyetimizin asli ahkamıdır azimet. Sanki azimet başka biz takva fetva ile amel ediyoruz demeyin. Fetva işte bu şeriatimizin asli ahkamıdır. Yani azimettir. Haramdan sakın buyurdu Allah Subhanahu ve Teala. 285 yerde olacaktı. Fetva emri gelmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Elzemahum ilzam etti Allah Subhanahu ve Teala takvayı, haramdan sakınmayı. Tabi takvanın bir sürü manaları var da. Demek ki azimet ile amel etmemiz gerekiyor. Sürekli ruhsata kaçarsa bir kişi geçerli, bakın burada çok alimlerin yanıldığı husus. Çok alim derken muasir günümüzdeki sorunlar, yeni kitapta olmayan sorunlara fetva naklederken fıkıh ile iştigal eden alimlerimiz burada yanılıyorlar. Ney? Ruhsat diye zannediyorlar. Ruhsat geçerli olmazsa zındık olur öyle emel etmeye devam eden kişi. Burada alimlerin ayağı kaymakta. Bak burada alimlerin ayağı kaymakta. Ortada diyorlar çaresizlik vardır. Ne çaresizliği? Fatime validemiz odun getiriyordu. Elleri kanamış su çıkartıyordu kuyudan. Elleriyle değirmende un çıkartıyordu. Sonra ateş yakıyordu. Sonra ekmek efendim elleriyle hamur yap. Sonra ekmek pişiriyordu. Hem de günümüzdeki fırınlar gibi fırın değil şimdi. Ateş elektrik fırınlara koyuveriyoruz kolayca. O zamanlar daha zor idi. İşte arıyorsunuz hemen geliyor evinize.
un getirir misin diye arıyorsunuz, hemen geliyor. Evet, günümüzdeki yenilebilir denilen, işte şu delil, bu delil, şu delil, bu deliller ile yenilebilir diye, yok istihlal, yok şu şöyle oluyor diye, hulasa yenilebilir denilen tüm fetvaları bir çare olarak sunuyor alimler. Çünkü ortada geçerli bir özür vardır diyor. Halbuki özür geçerli değildir. Böylece sizin getirdiğiniz tüm fetvalar yanlış olmuş oluyor. Çünkü geçerli özür olmazsa bir kişi Allah'ın emrettiği azimetten, yani şeriatımızın asli hükmünden çıkmış oluyor. Geçerli özür yok ise asli hükümden çıkmış oluyor bir kişi. Geçerli özür yok ise ruhsatla emel ediyorum diyen kişi Allah Teala'nın asli emrinden çıkmış oluyor dışarıya. Sürekli böyle Allah'ın emrinden dışarı çıkan kişi ise zındık oluyor. Men tarahhasa fakat da zandaka. Sürekli ruhsat ile emel eden kişi zındık olur. Böylece bunun fetvası budur hazır gıdaların. Bir de unutulan husus, zararlı katkı maddeler vardır ve bunlara asla mubah diyemez kimse. Herkes hınzır katkı maddesini konuşuyor. Diğer maddeleri konuşmamışlar şu. İşte Arap ülkesindeki alimler. Bir de şu konu vardır. Şimdi piyasada milletimizin inandığı bir fetvalardan bir tanesi Vahabi hocaların naklettiği bir fetva nedir? İstihlale uğramaktadır diyor Vahabi hocalar. Ağırlıkla onlar bunu diyor. Yani hınzır katkı maddesi yok olup gidiyor diyen fetvaya inanıyorlar. Ama Vahabi hocaların hocası İbn Teymiye kendi fetvasında diyor ki, eğer sen diyor bir şeyi satın aldın ama içinde şeyen hınzırdan bir şey, azıcık bir şey o satın aldığın ya da sana hediye edilen şeyin içinde olursa diyor fetvasında, onu diyor çöpe atabilirsin diyor, çöpe attığın için israf olmaz o şey diyor. Anlıyor musunuz? Peki bazı kişiler dese ki, ya ekmeğin içinde tamam hınzır maddesi var ama işte domuz katkı maddesi, estağfurullahalazim ve tübilek. Evet, hınzır maddesi var ama onu çöpe atarsak ekmektir, israf olur derse, bu hakta Kamil Mürşit Hazretleri'nin şöyle kavli vardır. İşte atılan ekmeği böcek yer, karınca yer, şu yer, bu yer, israf olmaz. Asıl israf diyor, yenilen gıdanın ibadete değil, masiyete, gaflete kuvvet olmasıdır diyor. Yani yiyen kişi o şeyi yedikten sonra ibadete kuvvet bulamıyorsa, anlıyor musunuz? İbadete kuvvet bulunmaması iki halde vardır. Biri çok az yediği için beden zayıf düşer. İkincisi insanlığı çok yediği için beden zayıf düşer. Hatta üçüncüsü de vardır. Az yedin ama gaflette yapılanı yersen sen gafil oldun artık. Sana ibadete kuvvet gelmez. Böylece gaflette yapılan gıdayı yiyen kişi, bak pazar ekmeğini diyorum. Gaflette yapılan gıdayı yiyen kişi israf etmiş oluyor. Hayatını, ömrünü israf etmiş oluyor. Onu da bilin. İsraf ise dinimizde haramdır bakın. Ben şu ekmek haramdır demedim değil mi? İsraf haramdır dedim. Yani biz bir fetvayı seçerken, hani müftiler fetva verir, sen kalbine fetva sor emri var ya, talimat-ı nebi sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şerif. İstefti kalbe, kalbine fetva sor. İşte o kalbimize fetva sorarken hangi fetvayı tercih etmeliyiz, hangi fetvaya meyletmeliyiz biliyor musunuz? Kamil Mürşid Hazaratı'nın kavillerine bizi yaklaştıracak, onların talimatıyla emel etmeye bizi yaklaştırıcı fetvaları seçmeliyiz. Hem sıhhatımız için iyidir. Yani sen temizini, pakini yiyorsan öyle değil mi? Bizi takvaya götürücü fetvaları seçmeye çalışmalıyız. Sakın ha Kamil Mürşid Hazretleri'nin kavline çelişkin fetvaları seçersen, anlıyor musunuz? Günümüzde şimdi ne çok fetva çok. Yeni çıkan fetvalardan bahsediyoruz. Kamil Mürşid Hazretleri mesela meçhul şeyi yeme dedi, manen felç olursun dedi. Sen de meçhul şeyi ye diye fetva söylersen, ilmin Kamil Mürşid Hazretleri'nin kavline itiraz olmuş oluyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Tarikat ehline sen
şüpheli gıdayı derse Kamil Mürşit Hazretlerinin kavline itiraz etmiş oluyorsun. Ezentehu bil harp. Allah subhanehu ve teala benim evliya kullarıma itiraz edenlere, dil uzatanlara harp ilan ederim buyuruyor. Estağfurullah el-Azim ve etubu ileyk. Allahümme gfirli hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve me ente alem bihi minni. Hassantukum bil hayyul kayyum la yamut ebeda defaatu ankum su'a bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Fi emanillah.